Merhaba, Doktor Özge Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iplerle ilgili bilmek istediğiniz birçok konuyu anlatacağım. Bana danışan hastalarımda bir kafa karışıklığı var. İp deyince aslında birçok şeyi kastediyoruz biz. Tek bir ip çeşidi yok. Yıllar önce, yaklaşık 6-7 yıl önce biz örümcek ağ ile başladık aslında. Örümcek ağ dediğimiz ipler böyle küçük küçük, incecik ipler ve 80-100 kadar ipin cilt altına yerleştirilmesi, ince kırışıklıkların açılması, hatta biraz dolgu etkisi yaratmasıyla başladı ip macerası. Fakat daha sonra lift etkisi daha güçlü ipler çıkmaya başladı. İşte ip asma diye adlandırdığımız biraz daha gelişmiş, biraz daha yüzü yukarı kaldıran, daha çok yüzü yukarı kaldıran ipler karşımıza çıktı ve onları uygulamaya başladık. Bir kısmı kalıcı iplerdi, erimeyen iplerdi, bir kısmı eriyen iplerdi. Ve bu iplerin ömrü ne kadar diye sorduğumuzda işte cevap orada çeşitleniyor. Örümcek ağ diye bahsettiğimiz böyle 50-100 ipin cilt altına yerleştirilmesi tedavisinde ömrü aslında iplerin 6 aydır. Ama 6 aydan sonra da etkisi devam etmektedir. Çünkü orada bizim amacımız bir kolajen sentezine uyarmak, kolajeni arttırmak. Dolayısıyla cildin kalitesini arttırmak, kırışıklıklarını azaltmak. Elbette ipin ömrü kısa örümcek ağında ama etki uzayabiliyor. Aynı şekilde PLLA dediğimiz polilaktik asit veya polikaprolakton dediğimiz biraz daha böyle kalın ve asma etkisi daha güçlü iplerin ise ömrü biraz daha uzun. 18 ay ve 2 yıl arasında değişiyor. Bu bahsettiklerimin hepsi eriyen ipler. Tabii erimeyen ipler de var. Hani şu 5 yıllık, 10 yıllık dedikleri ipler işte o erimeyen ipler. Ama tercih eder misiniz, etmez misiniz? O biraz da size kalmış bir şey. İlk başlarda, genç yaşlarda, özellikle 40'lı 50'li yaşlarda biz aslında eriyen ipleri tercih ediyoruz. Belki ileri yaşlarda erimeyen ipler kullanılabilir. Peki biz kime göre hangi ipi tercih edeceğiz? Tabii ki bunu tecrübeli doktorunuz karar verecek. Sizin cildinizi değerlendirecek. Ne kadar ince cildiniz? Örneğin çok ince ise örümcek ağı hafif bir dolgunluk etkisi sağladığı için tüm yüzde tercih edilebilir. Ancak bunun çok ciddi bir lifting etkisi olmayacağını bilmemiz lazım. Fakat iyi bir kolajen sentezi sağlıyor, hafif bir dolgunluk sağlıyor, hafif bir lifting sağlıyor, ince kırışıklıkları açıyor. Göz altına mesela uygulanabiliyor. Mesela göz altına dolgu uygulamak istemediğimiz vakalarda, işte dolguya alerjisi olabilir, başka bir nedenle ya da otoimmün problemleri olabilir. Zaten bu durumlarda hiçbirini uygulamamak en iyisi ama dolgu uygulamak istemediğimiz bölgelerde örümcek ağı uygulayabiliyoruz. Mesela göz altında hafif bir dolgunluk ve o ince kırışıklıkları açmak için küçük küçük ipler koyabiliyoruz buraya. Ya da dudak üstünde eğer dolgu kullanmak istemiyorsak barkod çizgileri dediğimiz hani bu sigara içtiğimizde ortaya çıkan çizgiler ki kadını en çok yaşlı gösteren çizgilerdir. Kadını veya erkeği çok yaşlı gösterir. Kaz ayaklarındaki kırışıklıklar bile o kadar yaşlı göstermeyebilir ama dudak üstündeki kırışıklıkları tedavi etmemiz gerekiyor. Eğer dolgu kullanmayacaksak dudak üstünde böyle küçücük örümcek ağı yerleştirip buradaki kırışıklıkların, ince kırışıklıkların açılmasını sağlayabiliriz. Gelelim iple asmaya. Şöyle sorular geliyor bana. Hocam iple asma da ip dışarıdan görünüyor. Ya da işte bir takım potluklar oluşabiliyor ya da asimetriler oluşabiliyor gibi. Eğer biz hastamızı iyi seçersek, yani cildi kalın olacak, birazcık yağ dokusu iyi olacak ve doğru katmana koyarsak ipi dışarıdan görünmez. Ama çok ince, atrofi olmuş, cilt altı yağ dokusu tamamen erimiş bir hastada böyle kalın ipler kullanmak sakıncalı olabilir ipin görünmesi açısından.
Biraz daha tok yüzlerde kullanıyoruz ve ağır yüzlerde kullanıyoruz. Özellikle yanaklı yüzlerde ip asma yöntemini kullanıyoruz. Çünkü bunlar güçlü ipler. Güçlü iplerle ancak yanaklı vakaları yukarıya çekebiliyoruz iple. Lifting yapabiliyoruz. Peki bunun dışında nelere dikkat ediyoruz? İp asma yönteminde de yine çeşitli ipler var. Dediğim gibi ipin çeşitleri farklı olabiliyor. PLLA dediğimiz polilaktik asitli ipler. Bunların ömrü yaklaşık 18 aydır ama etkisi daha uzun sürer. Veya polikaprolakton dediğimiz biraz daha kalın ipler. Bunların ömrü de yaklaşık 2 yıldır, yani 2 yıl sonra erir ama yine de ömrü daha uzundur. Çünkü oluşturduğu fibroz bantlar etkinin uzamasını sağlar. Peki biz hangi tip ipleri kullanıyoruz? Mesela Fransız askısı deniyor, işte barplar deniyor. Birçok ip çeşidi var. Birçok marka da var. Tabii ki biz hastamızı muayene ediyoruz. Cildi hangisine uygunsa, hangi ip onun için en uygun ipse onu tercih ediyoruz. Örneğin barb dediğimiz ipler, multi-direction dediğimiz özellikle farklı bölgelere bakan şeyleri var üzerinde, uzantıları var. Bu da ipin dokuya çok iyi tutunmasını sağlıyor. Şu noktadan özellikle kemik üstünden girdiğimizde şuradaki dokuyu biz yukarı kaldırıyoruz. Şu şekilde mesela 5 ip koyduğumuzda, barblardan bahsediyorum, bir ip asma uygulaması yapmış oluyoruz. Bu bir yöntem. Özellikle nazolabial ve marionet dediğimiz şu düşen çizgilerimizi açmak için uyguladığımız bir yöntem. Bunun dışında neler yapabiliyoruz? Kaş asabiliyoruz. Şu bölgeden girdiğimiz, saçlı deriye doğru girdiğimiz, şu şekilde koyduğumuz ipler veya bu şekilde koyduğumuz ipler kaşımızı kaldırabiliyor. İşte cat eyes dediğimiz kedi gözü efektini yaratabiliyoruz bu şekilde. Yine bunların da ömrü 18 ayla 2 yıl arasında değişiyor. Fransız askısına gelirsek. Fransız askısında ipler şuradan çıkıyor. Yani buradan buraya kadar bir ip koyuyoruz. Nasıl mı? Şuradan girdiğimiz bir point, bir noktayla bir ipi aşağıya, bir ipi yukarıya çekmek suretiyle geriyoruz ve ta buraya kadar yüzü germiş oluyoruz. Aslında bunu yaptığımızda hem kaş, hem göz, hem işte nazolabiyaller, yanak, hem de marionet dediğimiz şu çizgiler kalkmış oluyor. Fransız askısının farkı bu. Bu ipleri 3 buraya, 3 buraya minimum kullanmamız gerekiyor. Daha az kullanmak çok faydalı olmuyor. Örneğin ben bir ip yaptırmak istiyorum diye gelenler oluyor ki artık herkes çok iyi biliyor neyin ne olduğunu ama bir iple yüzün kalkmayacağını artık anlayabiliyoruz. Minimum 3 çift iple başlıyoruz Fransız askısında. Eğer çok ağır bir yüzse bunun sayısını artırabiliyoruz. Fransız askısı deyince aslında iki çeşit ipi kastediyoruz. Bir tanesi eriyen ipler, yöntem olarak kullanıyoruz onu. Bir tanesi de erimeyen ipler. Bunu tabii ki hem doktorunuz hem kendiniz tercih edeceksiniz. Eriyen ipler mi, erimeyen ipler mi kullanacağınızı. Ama şunu söyleyeyim, erimeyen iplerde yani kalıcı iplerde kullansanız yaşlanma süreci devam ediyor. Ve bir süre sonra, mesela 5 yıl geçtikten sonra yine de bir düşme oluyor. Yani yeni bir tedaviye ihtiyaç duyulabiliyor. Bu eski ipleri çekmek şeklinde olabilir veya yeni ip eklemek şeklinde olabilir. Bir de size bir haberim var. Bu iplerin teknikleri de her geçen gün değişiyor. Yani biz önceden sadece Fransız askısı tekniğiyle koyarken şimdilerde çok fazla yapıldığı için ve çok fazla çalışma yapıldığı için çok değişik teknikler de ortaya çıkabiliyor. O nedenle her geçen gün bizim için çok avantajlı oluyor. Mesela son zamanlarda şuradan çıkan iplerden bahsediliyor ve yapılıyor. Bunlar daha çok ameliyathanede, işte daha çok kalıcı ipleri tercih edenler için uygulanabilecek ipler. Yoksa biz hani bu kadar agresif uygulamalara ihtiyaç duymuyoruz. Eğer öyle agresif bir
lifting ihtiyacı varsa zaten ameliyata yönlendiriyoruz. Bir de unutmadan boyundaki uygulamalardan da bahsedeyim. Boyunda özellikle iki taraflı şöyle hamak şeklinde ip uygulaması yapıyoruz. Bu çok güzel toparlıyor ve gıdıyı çene altına oldukça iyi sabitliyor. Ya da barflarla şu şekilde uygulamalar yapıyoruz. Yine bu da oradaki kolajen sentezini artırıyor ve geriyor. Bu tabii oradaki gıdının derecesine ya da işte cildin elastikiyetinin derecesine göre seçiliyor. Ya da sadece kırışıklık varsa, sarkma yoksa örümcek ağı ile destekleyebiliyoruz dolgu etkisi yaratmak için. Yani boyunda da ipleri kullanıyoruz. Peki neden gittikçe daha popüler hale geliyor? Az önce de söylediğim gibi teknikler çok gelişiyor, etkisi çok artıyor. Yani ilk yıllardaki kadar değil etkisiz, çok daha belirgin, çok daha yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Ayrıca insanlar hemen ameliyat olmak istemiyorlar. Hani çok agresif bir uygulamaya girmek istemiyorlar. Bir süre hani iplerle idare etmek istiyorlar. Yüz liftingini onlarla sağlamak istiyorlar. O nedenle gittikçe de yıllar içerisinde tercih edilen popüler uygulamalar arasında ip uygulaması. Merak edilen başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.